Selam takipçi dostlarımız ve tüm doğa severler. Doğal Düşün TV'ye hoş geldiniz. Fidelerimizi yetiştirirken aslında bizim için en önemli kısımları kökleridir. Kökleri ne kadar sağlam olursa, ne kadar yoğun bir şekilde kök atabilirse fidemiz o kadar sağlıklı olacaktır. Üst kısımları mutlaka önemlidir. Gelişimlerini etkileyecek herhangi bir bitki besin maddesi eksikliği, su eksikliği veya herhangi bir hastalıktan dolayı sıkıntıya girmesi mutlaka önemlidir. Bu sorunların çözümlerine yönelik uygulamalar yapmalıyız. Fakat gözümüzde görmediğimiz o toprağın altındaki kökler aslında yeşil aksamdan çok daha önemlidir. Toprağı aldığımız zaman hem çok daha çabuk dışarıya adapte olabilir, hem çok daha hızlı gelişebilir, hem de çiçek ve dolayısıyla meyve dökümleri çok daha iyi olabilir. Her ne kadar gözümüzle görebildiğimiz dalı, yaprağı veya çiçek buketleri bizim için çok önemliymiş gibi olsa da aslında bütün işlevi yapan köklerdir. Kökler suyla beraber bitki besin maddelerini de topraktan alarak yeşil aksamın gelişmesine ve sonuçta bize çok kaliteli bir meyve vermeye yarar. Domatesin kökü çok geniş bir alana yayılabilecek bir kapasiteye sahiptir. Bulunduğu ortama mümkün olduğunca yayılmaya çalışır ve toprağın içerisindeki besin maddelerini bu kökler vasıtasıyla maksimum şekilde almaya çalışır. Bizim asıl önemseyeceğimiz toprak altındaki domates kökleridir. Bunu da geliştirebilmek için sentetik olarak bazı ürünler vardır ama çok tavsiye etmiyorum. Bu köklendiricileri kullanmaktansa daha önce söğüt dalından köklendirme hormonu nasıl yapacağınızı anlattığım videoda söğüt çayı diye isimlendirdiğimiz bu çayı yapıp sulama sularımıza katarsak domatesde inanılmaz derecede bir kök artışı olacaktır. Söğüt çayı mutlaka yapmanız gereken ürünlerden biridir. Domatesin ilk dönemlerinden başlayarak sulama suyuna katarsanız çok daha fazla kök gelişimi yapar. Ancak biz fidemizi yetiştirirken de söğüt çayıyla sularsak çok daha iyi bir kök gelişimi sağlayacaktır. Söğüt çayından köklendirme yapımı videosunu izlemediyseniz mutlaka izlemenizi tavsiye ederim. Çünkü bu çayın yapımı ile ilgili bazı ince detaylar var. Orada mümkün olduğunca bunları anlatmaya çalıştım. Söğüt dalları nasıl toplayacağınız, hangi dönemlerde toplayacağınız, hangi söğüt dalları bizim işimize yarayacak, nasıl hazırlarız, nasıl kullanırız gibi bilgileri videonun içerisinde bulabilirsiniz. Ve bu şekilde fidelerinizi sularsanız domatesin kökleriyle ilgili hiçbir sıkıntı yaşamayacaksınızdır. Bu domateslerin bir kısmı söğüt çayıyla sulandı, bir kısmı söğüt çayıyla sulanmadı. Şu an görüntüde iki farklı domates kökünü görüyorsunuz. Soldaki nispeten çok daha fazla kök atmış olmasına rağmen sağdaki ona nazaran çok daha az köklenme şansı olmuş. İşte bu biraz söğüt suyunun kökleri tetiklemesinden dolayı daha fazla kök atabilme şansı vermesinden dolayı. Söğüt çayıyla sulanan kökleri bu şekilde görüyorsunuz. Ha şu an çok fazla atmış atmamış biraz üzerinde tartışılabilir ancak ikisini mukayese ettiğiniz zaman köklerde çok daha fazla artış olduğunu net görebiliyoruz. Sentetik köklendirici hormonları kadar çok fazla kök atma şansı olmaz. Fakat doğal yollardan bir hormon elde etmek istiyorsak söğüt çayımızı yapıp kökleri kullanırsak çok işimize yarayacak bir ürün olacaktır. Bir videonun daha sonuna geldik. Kimsenin sizi doğal düşünmekten alıkoymasına izin vermeyin. Sağlıklı kalın, sağlıcakla kalın.